Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu, bu tarz videoların devamı gelecek. İzlemek istiyorsanız size bugün akvaryumu tanıtacağım. Daha doğrusu akvaryumu anlatacağım. Bu işe başlayalı yaklaşık 7-8 ay oldu. Yavru akvaryumum vardı onu kaldırdım. Yavrularım çünkü büyüdü. Artık ana akvaryumda. Balıklarımı e, geri verdim. Birkaç balığımı. Tetram vardı yavrularımı yemesin diye geri verdim arkadaşlar. Yani yavru büyüttüğünüz bir akvaryum varsa şöyle bakın görüyorsunuz her boyu yavrum var. Ve gayet hiçbir balık saldırmıyor. Yani lepisteslerim saldırmıyor. Kılıçım saldırmıyor. Zebralarım saldırmıyor. Bakın ama tetra vardı. Parçalıyordu yani. Yatır, e, ee, göstereyim. Şu boyda yavruları parçaladıklarını hatırlıyorum yani. Böyle saldırıyorlardı kuyruğundan ısırıyorlardı kanat e, yüzgeçlerinden ısırıyorlardı parçalıyorlardı o yüzden topladım onları. pet çok tanıdığım arkadaşım vardı ona gittim getirdim. o da sağ beni kırmadı aldı onun yerine yem aldım balıkların yemini birkaç malzeme aldım akvaryum şu an gayet sağlıklı bir tek tek bir sorundan bahsediyorum evinizde küçük çocuk varsa Akvaryumun mutlaka üst kapı olmalı benim görüyorsunuz yok ee, geldi ve cips atmış içine. O yüzden hafif bulanıklık var. Daha suyu tazelemedim. O yüzden bir dip çekimi yapacağım. Ee, yarıya kadar bir dip çekimi yapıp suyu tazeleyeceğim. <laughs> yani, o zaman daha da berrak olacaktır. Yavrularım görüyorsunuz gayet sal, Yaklaşık 100 kadar. Belki de daha fazla şu an. Yavrum var atlarımına. Arkadaşlar size bitkilerden bahsedeyim. Benim bitkilerim yani balıklardan daha iyi bitki yetiştiğimi düşünüyorum yani. Balıklar balıklar nasıl bu kadar iyi değilsem ama bitkiler nasıl o kadar iyi. Bakın ben şu bitkiyi ilk aldığımda şu şu kadardı. Yani şu kadar bir bitkim vardı tek saksıda. Bunu aldım. Yani o şöyle bir bitki şu yani. Şu gördüğünüz bitkiydi. Şu kadar oldu yani büyüdü. Bu hale geldi. Ve şu gördüğünüz dal şu Şunlar. Şu gördüğünüz tek dal. Ve hep bunlardan türettim yani. bu Şu kadar bitkiden türettim bunları. Görürsünüz şu an bir tane dal diktim buraya sadece. Böyle şu uzayan dal gibileri kırıp kırıp <laughs> kuma gömdüm. Ve görüyorsunuz gayet de güzel. Bakın kırdığım yerlere görüyorsunuz. Oradan tekrar kök atıyor. Ve tekrar yeşilleniyor. Bakın. Tekrar şurada görün hemen bir tane küçük kök atmış yine. O oradan büyüyecek. Diğerleri gibi olacak yani. Canlı bitkilerim bayağı güzel oldu. Eğer büyük akvaryuma geçtiğim zaman çok güzel olacak yani. Komple bu. Full bu bitkiden yapmak istiyorum. Full lepit yani. Büyük akvaryuma geçtiğimdeki akvaryumu size anlatayım arkadaşlar. Full lepistes. Ee, birkaç tane zebra. Birkaç tane çöpçü. Birkaç tane de Vatoz. Başka hiçbir şey olmayacak. Yani 3 tane farklı balık olarak 3 tane veya 4 tane mesela 3 dişi bir erkek zebra 2 e, tane veya 3 tane vatoz 3 tane çöpçü. Diğer full time lepistes yapacağım akvaryumu. Ama büyük bitkili. Yani şöyle bu bitkileri yani şu uzayan dalları tekrar kırıp kırıp dikeceğim arkadaşlar böyle. Büyük akvaryum alacağım. Daha doğrusu yaptıracağım arkadaşa. Böyle güzel bir akvaryum yapacağım. Akvaryumda dikkat etme, edilmesi gereken neler var diyeyim. Size yani dış filtreniz. Benim dış filtrem yani çok büyük değil akvaryumunuz. Böyle 50-100 litre ise bu gayet yetile, yetebilir yani sunsun. 603B. Gayet berrak görüyorsunuz. Yani bir şeyim yok. Bir tek hava motorum var. Bunu gündüz yani sabah evden çıkarken çalıştırıyorum. Akşam gelene kadar sürekli taze oksijen veriyor akvaryuma. Çünkü balıklar sağlığı için oksijen çok önemli. Yani akvaryum için dış filtrenizin yanında mutlaka olsun yani sadece şöyle bir akıntı kaynağınız bana göre akvaryuma yeterli değil o yüzden kullanıyorum bakın yani şu bu, bu, benim bulanık suyum yani bu benim sağlıklı bulanık suyum emin olun yani bu berrak değil benim için yani yeğenim cips satmış ben evde yokken üstüne o yüzden bir tane böyle hani şeffaf masa üst örtü tarzı bir şey oluyor. Ondan bir tane ayarlayıp üstü kapatmak istiyorum. Yani ben üst kapak kullanmıyordum ama yeğenimiz bize kalıcı olarak geldi bir süre. Böyle birkaç ay burada kalacak. O yüzden yapacağım. Yani görüyorsunuz dip gayet temiz ama bakın şurada cips kırıntıları var. Beyaz beyaz. Maalesef öyle bir hata yapmış. Yavrularım gayet sağlıklı. Yani şu bitki arkadaşlar size çok tavsiye ederim. Çok hızlı büyüyen bir bitki. Yani Anubias'lar olsun, Amazonlar olsun vesaire bunları hep beraber almıştım. Yani aralarında birkaç hafta var. Yani bunlar yani çok büyüdü diyemem. Anubias'larım diğerleri olsun ama şu çılgınca büyüyor. Yani bakın neredeyse su üstüne çıkacak. Zaten suya üstüne değdiği anda hemen kırıyorum. Ek ekiyorum mesela şu kırdığım bir tane su üzerine değen köklerden bir tanesini ektim. Aynı şekilde şu uzun gördüğünüzle aynı şekilde onu da kırdım. Şu küçükleri de aynı şekilde Yanlardan patlak verip çıkmışlardı köklerden. Onlardan kırıp diktim. Bunları da öyle aynı şekilde kıra kıra çoğalttım. Full bitli güzel bir akvaryum yapacağım. Mos. Arkadaşlar Mos'u ben denedim. Hiç tavsiye etmiyorum. Neden? Akvaryuma bence diyorum ki Mos yakışmıyor. Neden? Çünkü Mos'u ya hazır alıyorsunuz ya da kendiniz yetiştiriyorsunuz. Yani tohum alıp kendiniz yetiştiriyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Topraktan çıkıyor ve yüzeye yani sonuçta su altında yetiştirdiğiniz bir bitki toprağa tutanamazsa yüzeye gidiyor böyle veya akvaryum içinde sürekli sirkülasyon oluyor böyle dönüp duruyor içinde yani pislik oluşuyor. Ben şu kadar bir mos aldım. Tele sarılmış. Hazır pet shop'tan. Şu ortaya koymuştum. Önceki videolarımda görürsünüz izlersiniz. Sürekli sağdan soldan parçalar topluyordum. Dallar topluyordum vesaire. O yüzden mosu tavsiye etmiyorum yani. Böyle daha güzel yani. Bunların bir de bakın şurada hemen Görüyorsunuz kıyıda pislikleri oluyor yani yapraklar oluyor, kuruyan yaprak oluyor vesaire. O yüzden mosu pek tercih etmiyorum. Herkese benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Akvaryum hakkında soru sorabilirsiniz. Ben Lepistes gibi akvaristim yani akvaryum severim. Lepistesleri seviyorum. Bunların hepsi Lepistes yavrusu. Şu an büyük Lepistesim yok. Fazla anacım yoktu zaten. 2-3 tane anacım vardı. Onlara da arkadaşa verdim çünkü kendi pis hesabı mı kurmaya düşünüyorum. Kendi yetiştirdiğim balıklardan şu kırmızı gördüğünüz balıkların hepsini arkadaşlara hediye edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.